Yeni kasa Jet 14-200. Bir scooter kullanıcısı nelere ihtiyaç duyar ve bu motorda neler sağlanmış? Farklar neler? Öncelikle hemen böyle hap bilgi olarak hızlı hızlı sizin işinize yarayacak bilgileri vermek istiyorum. Eski oranla artı bir şey, depo kapağımız artık burada. Yani motordan inmeye gerek yok. Bunu çevirerek buradan şu şekilde benzin alabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bir ikincisi, çok güzel bir sele yapılmış. Sele hem büyük hem konforlu artçı içinde, ön taraf içinde. Ve bir güzel yanda burada sele altı büyümüş. Büyümüş ama benim gibi yanılgıya düşmeyin. Burası bir yarım kask. Bu LS2'nin bir kaskı. Çok rahat bir şekilde alırken bir tam kask. Hemen onu da getireceğim. Yine bende bir LS2 kask var. Almıyor. Burada iki yarım da almıyor. Yani bundan iki tane var. Bundan iki taneyi almadığı gibi şu şekilde LS2'nin Stream 2 diye bir kaskımız var. Buraya ne kadar bastırırsam bastırayım, yani yükseklik olarak kurtarmıyor. Bu bilgi eminim çoğunuzun işine yarayacak. Çünkü ben de alırken şu sele altına bayağı bir hoşuma gitmişti. Ancak kask olarak tam olarak ihtiyacı karşılamıyor. Yine de çok büyük bir sele altı var. Bir üçüncüsü bu çanta demiri. Ben buraya şu an eski bir çantamı taktım. Çünkü bu çok güvenli ve dayanıklı bir çanta demiri değil. Bende Shot'ın 58'i vardı. Onu takmak istemedim ve eski Jet 14-200'ün demiri buraya uymuyor. Ve üretimde de şu an bir demir yok. Yani buna mecburuz. Bunu kullanıyoruz. O yüzden ben eski çantamı taktım. Bu da bir hap bilgi. Bir üçüncüsü, buraya oturduğumuzda güzel. Burada bir boş alanımız var. Bir ayak koyma yerleri var. Bu çok konforlu bir sürüş. Ancak bu ön takım bir tık aşağıda. Bu arada benim boyum 1.75. Biraz sonra ayaklarımı da yere basmasını gösteririm. Bunun şu şekilde olması gerekiyor. Ben şimdi rodaj süresinde geçtiğimizde bunu açıp yükseltebilecek miyim acaba? Burada standart yükseltmeler buna uyacak mı diye merak ediyorum. Yoksa buraya bir yükseltme aparatı da gerekecek. Bir ön cam da yok. Şu an için bu idare ediyor yazın ama buraya bir ön cam da gelecek mi bilmiyorum. Aynalar fena değil. Bir tık dediğim gibi aşağıda kalıyor. Hani gidonla beraber hepsi biraz yükselse gerçekten kullanışlı olacak. Bu motor bu sürüş şeklinde kullandığımızda hafif bir bel ağrısı yapıyor. Bunun nedeni arka amortisör biraz sert. Şimdi burada 3 kademe var arka amortisörde. Burada bir ayar var. Ben bunu bir öbür taraftan daha iyi gözüküyor ama şurada bir ayarı var. Bunu deneyeceğim. Çünkü sele yolu biraz tolere ediyor. Yani yumuşak olduğu için biraz tolere ediyor. Ama arka amortisör hızlı kapandığı için, aralık kısa olduğu için oradan biraz konfor bozuyor. Yani uzun yolda bu sıkıntı olabilir. Şehir içi 30-40-50 km sorun yok. Lastikler CST marka. Lastik düşündüğünden iyi çıktı. Yalnız daha yumuşak, biliyorsunuz sadece yol tutuş için değil, konfor için de lastik önemli. Daha yumuşak hamurlu bir lastikle bu konfor artabilir. Zaten konforumuzu suspansiyon, lastik ve sele sağlıyor. Sele okey. Suspansiyon yumuşatılabilir. Tabii yol tutuşta neler olacak onu da bilmiyorum. Bunun dışında lastik de belki yumuşak hamura geçirebilir. Yalnız lastiği değiştirmeyeceğim. Çok lastik fetişi olan biri olarak, yani her aldığım motoru hemen lastik değiştirip hani en önem verdiğim aksam olduğu halde bu lastikleri sevdim. Çok hafif ıslakta da kullandım. Bir sorun çıkmadı. Ben de şaşırdım bu duruma. Bir diğer özellik değişen ekran. Şimdi ekranımız bu şekilde dijital bir ekran. Yalnız bu ekran biraz güneş parladığı zaman siyah zemin üzerinde çok iyi gözükmüyor. Hele ki güneş gözlüğü varsa gözünüzde, bu güneş gözlüğüyle çok daha düşük bir görüntü oluyor. Ön taraf çok güzel. Motorun uzun, kısa farları, dörtlü sinyalimiz var. Dörtlü flaşörümüz var. LED, kayar LED şeklinde. Keza sinyaller de böyle. Sinyali verince dörtlü flaşör duruyor. Sinyali kapatınca tekrar devam ediyor. Uzun kısa selektörü çok güzel. Yani bir tane de burada çakmaklık girişimiz var. Onu da şimdi görünce söyledim. Burada insanların merak edeceği bu şekilde şarj yapılabilir. Evet.
burada merak edilebilecek şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Abone olmanıza, çan açmanıza, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu kanalın konsepti zaten bir spor kanalı. Yalnız bu kanalda daha önce Hornet 900 olsun, Varador olsun çok izlendi, çok yorum aldı. Ticari kaygısı olan bir kanal değil, popülerlik peşinde bir kanal değil. O yüzden bu yeni motorumu da paylaşmak istedim. Sevdiğiniz için, ilgilendiğiniz için, güzel geri dönüşler yaptığınız için. Sadece beğendiğinizde, beğene tıkladığınızda anlıyorum ki güzel bir şey oldu. Daha detaylı bir video elbet bir çekecektir. Yalnız ben sadece kullanıcı olarak neler yaşadığımı paylaşmak istedim. Kastan bahsettik, demirden bahsettik, benzin, şarj, ekran, ışıklar, duruş ve gidon biraz aşağıda. Dolayısıyla bir tık yorucu oluyor dedim. Bir de bakalım 1.75 boyda gördüğünüz gibi şu şekilde bir duruş söz konusu. Biraz öyle geldiğinizde ayaklarınız çok rahat yere basacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Cem Serpay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.